Son seansa karşınızdayız. Son seansa bugün büyük kentlerin sorunlarını ele alacağız. Büyük kentlere geçmişte metropol deniyordu. Artık metropoller var. Çünkü nüfusu 20 milyon, 25 milyon, hatta 30 milyona çıkan devasa kentlerle karşı karşıyayız. Bu kentlerin önemli bir bölümü Asya'da, Uzak Doğu'da, bir bölümü Latin Amerika'da ve bir bölümü de gelişmiş olan ülkelerde. Örneğin Japonya'da, Tokyo gibi, New York gibi yerlerde de yine çok nüfuslu kentlerden bahsediyoruz. Bu kentlerin altyapıları gelişkin olduğu takdirde sorun yok. Ama altyapıları gelişkin değilse kentlerin altyapılarının günümüz koşullarına uydurulması lazım. Günümüz koşullarına uydurmanın tek yolu var, o da akıllı sistemler kurmak ya da yapay zeka ile kentleri yönetmek. Kentlerin altyapılarını, ulaşım sistemlerini, temizlik sistemlerini ve her türlü sosyal sistemlerini akıllı sistemlerle, yapay zeka aracılığıyla düzenli hale getirmek mümkün. En azından yaşanabilir hale getirmek mümkün. Örneğin Hindistan'daki bir kentin sıra dışı bir kent olmaktan çıkarıp daha iyi bir kente dönüştürmek mümkün. Ya da İstanbul'u örneğin çok daha yaşanabilir bir kente dönüştürmek mümkün. Şu anda İstanbul'daki yoğun ve olağanüstü trafik sorunuyla belki biraz mücadele etmek gerekebilir, elbette tek yönlü olarak değil. Bunun için ayrıca altyapının çok daha geliştirmesi lazım. Bütün bunları konuşacağız. Bugün ağırlıklı olarak kentleri, altyapıları ve altyapılarla ilgili yapay zeka oluşumlarını konuşacağız. İlk bölümde Hakan Özyürek bizimle birlikte olacak. Asis Elektronik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi. İkinci bölümde Infinidium Teknoloji CEO'su Berk Ündeğer bizimle birlikte olacak. Akıllı şehirler kavramını aslında yaşanabilir şehirler diye tercüme etmek daha doğru olabilir. Çünkü kentlerin elbette doğal olarak bir zekası var. Daha doğrusu o kenti yönetenlerin zekasıyla paralel. Ancak o kentlerin daha yaşanabilir hale getirilebilmesinin yolu elbette bir takım sistemlerle ve modellerle geliştirilmesi halinde mümkün olabilir. Bunun da yolu bilişimden ve teknolojiden geçiyor, yapay zekadan geçiyor. Bugün Hakan Özyürek ile konuşacağız. Asis Elektronik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz Hakan. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi bize biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Yani seyircilerimiz için kendinizi bir anlatırsanız tabii. Sonra Asis'i konuşacağız. Tabii. Ekonomi eğitimi aldım. Mühendis değilim, hani beklenenin aksine. Uzun yıllar bir şey değil. Evet. Mutlaka öyle. Ama teknoloji şirketlerinde genelde mühendislerin genel müdür pozisyonunda olması beklenir diye söyledim. Ben uzun yıllar pek çok şirkette üst düzey yöneticilik yaptım. Genel müdürlük, finans direktörlükleri, genel müdür yardımcılıkları, yönetim kurulu üyeliklerinde bulundum. Son 5 yıldır da Asis Elektronik'te yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordum. Son 2 yıldır da genel müdürlüğünde üstlendim. Bu pandemi konuşuruz sizinle beraber. İhtiyaçlar ortaya çıkardı. 2 yıldır da genel müdürlüğünü yapmaya devam ediyorum Asis Elektronik. Evet. Peki gelelim Asis. Asis nasıl bir şirket? Ne zaman kuruldu? Hangi modellemeyle kuruldu? Ve şu anda Asis günlük hayatımızda, yani akıllı şehirlerin kurulması anlamında nasıl bir işlev üstleniyor? Bizim şirketimiz 15 yaşında. Aslında bir ihtiyaca istinaden, bir ihtiyacı, pratik bir çözümü ortaya koymak için biraz da tesadüfen ortaya çıkmış bir iş. Bizim kurucumuz Salih Güçbilmez, önemli bir mühendistir. Türkiye'nin önemli bir mühendis markalarından bir tanesidir. Bir gün karşısına işte bu Kabataş iskelesinden, Üsküdar iskelesinden karşıdan karşıya geçmekte insanlar kuyruklara girip yağmurda ıslandıklarını görünce evet. O zaten çözüm odaklı, hayata çözümler bulmak üzere o misyonla. Öyle yaratılmış. Öyle yaratılmış. Fıtratında var yani. Fıtratı öyle. Evet. Ticarete falan da çok bakmaz. Çözüm odaklı birisidir. Onu çözmek için bir işe girişmiş ve işte bu kartlı sistemlerle bundan 15 yıl önce o günkü teknolojiyle işte kartlı sistemlerle bir çözüm üretmiş orada ve böylece insanlar artık yağmurda ıslanmadan hızlıca işte bu para hareketlerini yapıp oradan geçebilir hale gelmişler. Ama sonra şunu farkına varmış, aynı zamanda da bir girişimci. Şunu farkına varmış, bu bir iş.
Evet. Türkiye'de ve dünyada. Bir sektör. Evet, aynen öyle. Yani aslında bir ipi çektiğinde bir büyük dünyayla karşılaşmış, bilmediği bir alanmış. Sonra işte bu şirket dediğim gibi 15 yıllık dönemde hızlı bir şekilde biz Türkiye'de ve dünyada çok önemli penetrasyonlar yaparak bugüne kadar geldik. Evet, yani bildik anlamda karşıdan karşıya geçen motorlarda akbil basma ya da bir şey basma, kart basma. Elektronik uygulama, ödeme sistemi. Elektronik ödeme sistemiyle başladı. Evet. Şimdi Türkiye'nin pek çok yerinde var. Nerelerde varsınız, hangi illerde neler yapıyorsunuz? Şöyle, aslında isterseniz şuradan başlayayım. Yani bizim ne yaptığımızı anlatayım. Tamam, isterseniz onun altından biraz kırarsam hem bizi dinleyenler de. Çünkü çok spesifik bir iş bizim yaptığımız iş. B2B, insanlar tarafından da çok bilinmiyor. Belki daha ilgi çekici olabilir. Kurumsal daha çok. Aynen öyle. Az sayıda idareye ve kuruma iş yapıyoruz biz. Ama çok değerli ve önemli bir iş. Şöyle, akıllı şehir diye bir kavram var artık dünyada. Yani zamanın ruhuna uygun olarak çeşitli kavramlar çıkıyor dünyada, takdir edersiniz ki. Son dönemlere baktığımızda işte bu ne bileyim wellness, işte iyi yaşam, sağlık gibi bir sürü kavramlar. Karbon ayak izinin azaldığı. Karbon ayak izinin azaldığı. Organik ürünler vesaire gibi yeni trendler var. Evet. Akıllı şehirler de son zamanlarda ortaya çıkan trendlerden biri aslına bakarsanız. Belki 20 yılı var ilk çıktığından. Ama hani olgunlaşması. Bu meşhur Habitat toplantısı yapıldıktan sonra İstanbul'da meşhur. Evet. Şöyle, onun da yani akıllı şehirler ne demek onu da bir anlatalım. Şöyle, şehirler kalabalıklaşıyor. Yani şu an dünya nüfusunun %57'si şehirlerde yaşıyor. Bu 1950'lere gittiğinizde %25'ti. Yani projeksiyonlara göre bakıldığında 2050'lere, 2060'lara gidildiğinde dünya nüfusunun %80'i artık şehirlerde yaşayacak. Evet. Zaten bu oranlar Kuzey Amerika'da falan %80 civarında şu an. Yani Asya'da ve Afrika'da bu oranlar düşük. Yani trendle bakıldığında şehirlerin kalabalık olduğu eskisinden ve ileride çok daha da kalabalık olacağını görmek için çok büyük bir vizyona gerek yok. Şimdi kalabalıklaşan şehirlerde ise ne oluyor? Çeşitli problemler ortaya çıkıyor. Tabii, keşmekeş ortaya çıkıyor. Hele hele bu şehirler hızla, sindirmeden, altyapıları sizin de sunumunuzda ifade ettiğiniz gibi iyi bir altyapıyla, iyi bir planlamayla kurulmamışsa, hızla İstanbul'da olduğu gibi kısmen, bu sefer bir sürü problem ortaya çıkıyor. Bu bir vaka, yani şehirleşme, şehirleşmenin getirdiği problemler bir vaka. Bir de başka bir realite var, o da şu, teknoloji ilerliyor. Özellikle bu nesnelerin interneti denilen kavramla bir yere gitmeden bu bilgisayarların birbiriyle konuşarak. Aynen öyle. İnternet tabanlı. Zaten nesnelerin interneti dediğimiz şey interneti barındırıyor kendi içerisinde. Gitmeden oradaki durumu sens edip, anlayıp, sayıp, görüp hatta çeşitli çözümler üretebilme şansınız var. Akıllı şehirlerde işte bu ihtiyaçlarla bu gelişen teknolojiler arasındaki bir korelasyon sağlayıp bu kalabalıklaşan ve yaşaması zorlaşan şehirlere çözümler üretmek. Bu kavrama akıllı şehirler deniyor. Akıllı şehirler kavramı tabii çok geniş bir kavram. Sağlık gibi. Yani fizyoterapist de sağlıkla uğraşıyor, eczacı da sağlıkla uğraşıyor, beslenme de öyle. Akıllı şehirler de öyle. Yani çok büyük bir kavram. Altında bir sürü ana başlığı var. Bu ana başlıklar nasıl şekilleniyor? Toplumların ihtiyaçlarına, şehirlerin ihtiyaçlarına göre, az öncesini ifade ettiğiniz gibi, yani Viyana'ya gittiğinizdeki ihtiyaçlarla, Mumbai'ye gittiğinizdeki ihtiyaçlar farklı. Çok farklı tabii. Birbirinden. Oradaki başka çözümler ve başka ihtiyaçlar var. Burada başka türlü ihtiyaçlar var. O yüzden kendi içinde farklılıklar gösteriyor. Ama dünyaya bakıldığında hala en büyük başlık ulaşım. Çünkü şehirlerin kalabalıklaşması ilk başta en önce ulaşım, trafik problemi yaratıyor. O yüzden ulaşım başlığı hala en önemli başlık. Bugün inşallah yarın öbür gün çevre gibi vesaire temizlik gibi hassasiyetlik. Evet, onlar da devreye girecek. Artar. Ama şu an açıkçasını söylemek gerekirse güvenlik ikinci sırada, birinci sırada da ulaşım var akıllı şehirler başlığında. Biz ulaşım alanında bu domainde faaliyet gösteriyoruz. Bu domain de çok büyük. Yani akıllı kavşaklardan tutun da işte plaka tanıma sistemlerine vesaire. Yani bu domain de yani kendi içinde bir dünya açıkçası. Biz burada daha çok bu domainin içerisinde, bu ana başlığın içerisinde elektronik ücret toplama sistemleriyle ilgileniyoruz. Bizim kendimizi konumladığımız temel alan bu. Hani girişte de söylediğimiz gibi bu geçişi, Boğaz'daki geçişi sağladığımız domain bizim hala ana domainimiz. Ama tabii bunun etrafında bu ekosistemin içerisinde çeşitli bileşenleri var.
Biz onlarla da ilgileniyoruz. İşte yolcuların bilgilendirilmesi, duraklar, kartlı sistemler, bu kartların satılması, doldurulması, bunların şu an mobilize olması gibi pek çok alandaki, yani bu ekosistemik yakın çevresindeki başlıklarla da çok yakından ilgileniyor ve bütün Türkiye ve dünyaya çözümler üreten bir şirket bizim. Evet. Nerelerde varsınız? Yani ağırlıklı olarak Türkiye'den başlayarak, Türkiye'de hangi kentlerde? Sanıyorum pek çok büyük kentte varsınız. Ya 16 tane büyük şehirde var. 16 büyük şehir. Yani büyük şehirlerin 16 tanesi bizde. Açık ara pazar lideriyiz. Yani bunu gururla söylüyorum arkadaşlarım da, arkadaşlarımız sayesinde. Çok önemli işler yaptık bu 15 yılda. Türkiye'de 43 tane gerek yerel idare gerekse bu toplu taşımayla ilgilenen bazı özel kuruluşlar ve organizasyonlarla yani da var. Mesela fabrika, okul servisleri de buna dahil mi? Yok. Biz tamamen eğer bir şehrin toplu ulaşımını ve elektronik ücret toplama sistemi için bazı yerlerde belediyeler kendilerine kurdukları bir şirket üzerinden yapıyorlar. Evet, ya da bunu tamamen outsource edip dışarıdaki bu tamamen ulaşım için outsource etmişler ve bu otobüs vesaire gibi toplu taşıma işlerini gören, işleri kuran kooperatifler veya benzeri organizasyonlar kurulmuşlarsa bizim iki tane aslında bakarsanız temel kitlede, ana başlıkla iki tane müşteri grubumuz var. Bunlarla çalışıyoruz Türkiye'de. Dünyada da benzer. Tabii biz ilk 7-8 yılda Türkiye'de önemli bir penetrasyon yapıp önemli işler yapmaya başlayınca teknolojilerimizle dünyada da ilgi çekmeye başladı şirket. Ve bunu hakikaten gururla söyleyebilirim. Asis Elektronik bir Türkiye değeridir. Yani çok spesifik bir domainde yakın coğrafyasına hatta şimdi uzak coğrafyasına da bunları satan, bunları götürüp implemente eden başka ülkelere Türk mühendislerinin yazdığı yazılımları götürüp kuran ve çalıştıran. Bizatihi size ait yazılım. Tamamı, değil mi? Biz evet, tamamen %100 bir yerli şirketiz. Bütün yüzün üzerinde mühendis arkadaşımız oturuyorlar, yazıyorlar ve bu büyük ekosistemi biz ayakta tutuyoruz. Şu an dünyada, yani Türkiye'de dediğim gibi işte 43 tane pazarlıydı. Kaç kişi kapsıyorsunuz Türkiye'de? 20 milyon üzerinde insan kartlarımızla günlük bizim operasyonu yönettiğimiz kartları yerel idarelerle ve dediğim gibi diğer organizasyonlarla, özel organizasyonlarla beraber 20 milyon üzerinde insan bizim kartlarımızla günlük toplu taşıma ihtiyaçlarını görüyorlar şu an Türkiye'de. Dünyada da şöyle, biz 13'ün üzerinde proje teslim ettik dünyada. Nerelerde? Şöyle bir her bir tabii, üzerinden özetleyerek de geçebiliriz. Tabii. Yani Afrika'da yaptığımız işler var. Mesela şimdi elimizde çok büyük bir Abidjan, Fil Dişi'nin başkenti projemiz var. İşte bu sene teslim edeceğiz. Orada da yine toplu taşımayı. Tabii, aynen öyle. Sonra Kamerun'da yaptığımız işler var. Ruanda bizim için çok önemli bir pazar. Oranın başkenti Kigali'nin toplu taşıma işlerinin elektronik ücret toplama ve beraberindeki eklektik işlerini biz yapıyoruz. Yine Kosova'da yıllar önce teslim ettiğimiz bir proje var. Portekiz'de projeler teslim ettik. Sofya'da biz 1500 araçlık bir parkı dijital olarak birbirine bağladık bir bulut üzerinden. Ve oradaki bütün cihazlar bizim. Buradaki işte metro, tramvay ve otobüslerin ücret toplama sistemlerini bir bulut üzerinden birleştirdik ve sistemler şu an Sofya'da çalışıyor. Atina'da metro hatlarında cihazlarımız çalışıyor. Tanzanya'da varsınız. Tanzanya'da varız, evet, orada. Orada da bir Türk inşaat şirketinin ile beraber işbirliği yaptık. Bunlar büyük fırsatlar oluyor. Yani eğer dinleyenler varsa aslında bunlar çok büyük bir işbirliği. Batılılar ve işte yabancılar bizim ülkemize gelip yıllarca aslında birisi gelirken birini de getirdi ve pek çok iş yapıyorlar burada. Yani biliyorsunuz ki biz de gidiyoruz, evet, beraberimizle beraber, aynı dil, aynı kültür ve iş yapabilmek kolay. Mesela Tanzanya'da biz dediğim gibi bir inşaat firmasının alt yüklenicisi olarak gittik ve onlar aslında bir büyük yapıyı yapmışlardı. Biz de onların çeşitli komponentlerini sağladık. Yine Hindistan'da da o şekilde, Mumbai'de benzer işler yaptık. Hindistan hikayeniz biraz farklı. Yani orada apayrı bir dünya kurmayı planlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Hindistan için 1,5 milyar nüfusu ve altyapısı son derece kötü olan bir ülke. Yani başkent dahil pek çok yerde bu manzarayı görüyorsunuz. Doğru. Yani gidip görmedim ama ya işte okumalarımız, gördüklerimiz bize onu söylüyor. Öyle. Diyor ki Hindistan'ın yani bir toplu taşıma cenneti haline dönüşmesi çok zor. Ama düzeltilebilir mi? İşte siz herhalde düzeltilebilir kısmından girerek şu anda oradasınız. Aynen öyle buyurduğunuz gibi. Şöyle, ya Hindistan çok kalabalık. Hepimiz biliyoruz. Hatta toplu taşımayla ilgili karikatürize edilmiş abartılı fotoğraflar bile sosyal medyalarda. İçinde, dışında, tepesinde, arkasında, kaputunda gidip gelen insanlar var. Trenlerin üstünde, otobüslerin üstünde çıkmıştır. Bunun sebebi şu, kalabalık
ve hızla kentleşiyor. Az önce ifade ettiğim gibi. Hindistan'da önümüzdeki 10 yıl içerisinde nüfusu 20 milyonu aşan onlarca şehir ortaya çıkacak. 10 milyon tabii, bu aşacak. 20 milyonu aşacak. Onlarca şehir ortaya çıkacak. İnsanlar kentleşiyor. İnsanlar artık kırda değil, şehirlerde yaşamak istiyorlar. Bu trend onlar için de geçerli. Bu tabii yani altyapısı da çok maalesef. Çok iyi değil. Toplu taşımada çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkaracağı açık. Bugün de zaten var. Biz o yüzden Hindistan'ı öncelikli ve ana pazar olarak görüyoruz. Yani günün sonunda biz Türkiye'de bir pazar lideriyiz. Şehirlerin altyapıları kurulu. Buralardaki işler aşağı yukarı belli bir doygunluk seviyesinde. Mutlaka devam eden işler var. Teknolojiler değişiyor, yeniliyoruz vesaire ama hani orası kocaman bir bakir pazar açıkçası söylemek gerekirse. Biz Hindistan'da bir şirket kurduk o yüzden. Ayrı bir şirketin. Ayrı bir entity. Yani Assist India diye mi kurdunuz? Assist Mobility. Mobility. Ama Assist Mobility diye. Neden Mobility? Var. Mobility yani. Onu tercih ettik. Mobilizasyondan evet, geliyor. Aynen öyle. O da bir trend ya şu an. Tamam. Evet tabii dünyada. Doğru. Dünyada. Evet. Ondan isterseniz onu da açarız trendlerden bahsedersek. Assist Mobility diye bir şirket kurduk. Orada biz şu ana kadar Koçi'de iki tane, iki ayrı, Mumbai'de, Amritsar'da ve Indore'da projeler teslim ettik. Şu an canlı projelerimiz orada çalışıyor bizim orada. Hatta orada bizim bir tane yerel arkadaşımız var. Yani o bölgeye direktör, Hindistan'da bir direktör olarak bir arkadaş aldık. O orada yerleşik. Çünkü bu pandemide filan da gidip gelmek de çok problem oldu ve yerel dille ilişki kurabilmek daha değerli Tabii. olduğu için. Orada bir arkadaş istihdam ettik. O da çok düzgün bir arkadaşımız. Hindistan'a bu şeyle bakıyoruz yani bu dikkatle bakıyoruz. Ve önümüzdeki dönemlerde Hindistan'da çok fazla iş yapabileceğimizi varsayıyoruz. Bir de onların Çin'le olan şeyleri de var. Nedir o? İhtilafları da var. Evet, söyleyelim. Tabii. O yüzden hani Çin yani önemli oradan bir alacaklarına Çin bu teknolojiyi bir bizden evet, alıyorlar. Aynen öyle. Ama yani tabii öte yandan Hindistan gibi görece yazılımda, kodda çok iyi, iyi olan bir firmaya ve bir Türk şirketi olarak yazılım kod satabiliyor olmak bizim için. Hakikaten bu nasıl oldu? Mesela bu hakikaten çok ilginç. Spesifik bir domain. Evet, yani bu özel bir domain. Yani Hindistan pazarının girilmesi en zor pazarlardan biri. Biz Hindistan pazarının en prestijli, en bilinen markasıyız. Yani bizim işlerimizle uğraşan birine asist dediğinizde bilir. Herkes biliyor. Bilir. O kadar prestijliyiz bizim yaptığımız işte Hindistan pazarında. Bu yaptıklarınız da oluyor. Yani çalıştıklarınız da oluyor. Tabii. İşte bankalar bilir bizi orada. Çünkü bankacılık sistemlerine de değiyoruz. Ama toplu taşıma idareleri bizi bilir. İhalelere bizi çağırırlar. Biz gideriz. Bazen alırız, bazen alamayız. Bazen orada ürün gamını geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Yani sadece toplu taşıma, bankalar değil, onun dışında da başka alanlara bunu denedik. Girmeyi. Evet. Bunu mesela denedik. Neyi denediniz? Mesela mobiliteyi denedik. Yani mikro mobiliteyi denedik. Bisiklet, skuter gibi işleri denedik. Evet. Ama şunu gördük biz doğrusunu söylemek gerekirse. Tamamen odaklanamadığınız bir işi yapmamanız lazım. Yani, ve bu işe tamamen odaklanmış ve çok düzgün yapan da hepimizin bildiği firmalar var. Yani öbür türlü yani bir işi yarım yamalamaktansa yapmamayı tercih ettik. Bizim en iyi yapabildiğimiz iş bu. Bu işi çok iyi yapabiliyoruz. Beraberindeki işleri de yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi yani bisiklet benziyor ama aslında çok başka bir iş. Tabii. Scooter benziyor evet ama yani çok başka bir iş. Yani ona ayrıca odaklanmanız, ayrı bir şirket kurmanız, ayrı bir mesai harcamanız lazım. Yani biz iki tane çocuğa veriyoruz o işi atıyorum. İki tane çalışma arkadaşımıza veriyoruz. Onların konsantrasyonları karşıdaki dev gibi organizasyonların o konsantrasyonları yetmiyor. Tabii. Öyle olunca o konsantrasyonu vermiyorsanız o işlere uğraşmamak İstanbul'da lazım. Da bu ciddi bir problem. Yani skuturlar şu anda yani piyasada 4-5 firma var. Evet. Bunlardan iki tanesi dev. Yani onlar çekişiyorlar kendi aralarında. Burada böyle bir şey yapılabilir mi? Yani mesela burada deneyimleyip bunu Hindistan'a ya da bir başka ülkeye taşımak. Onlara sormak lazım. Açıkçası benim kişisel bir iznim yok. Yani skuturculara sormak. Tabii onlar ben o işi biz dediğim gibi. Yani bir niyetlendik ama baktık ki öyle değil o işler. Ana fokusumuzu kaybetmemeye ve ana domainimizi çok iyi yapmak konusundaki odağımıza zaten açılmadan geri döndük. Evet. Ve mutluyuz bundan. Ama bu tip yani şehir hayatına değer katan ulaştırmayla alakalı işlerle ilgili bir platform sağlayıcı olarak beraber işler yapabiliriz. Yani her işi de sizin yapmanız mesela, gerekmiyor. Tabii. Yani bazen güçleri birleştirmek lazım. Yani aynı ödeme Çünkü sistemi içerisinde orada bunlar Hakan olabilir. Orada Hakan Bey büyük bir şey var, büyük bir kaos var.
Ve bu kaostan insanlar rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız olmaya başladı? Ben olmadım gerçi ama pek çok insan, işte benim sabahları bir radyo programım var, orada bahsediyorlar. İşte skuterları sokaklara, kaldırımlara, direklere, yol girişlerine falan park ediyorlar, apartman girişlerine park ediyorlar. Pek çok şeyi yani kenti tıkıyorlar aslında. Bir kentte bir obstrüksiyon ortaya çıkıyor. Bu kaosun giderilmesi için en azından yani oraya birilerinin el atması lazım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi bunu yapmıyor ya da yapamıyor ya da henüz oraya gelemedi diye düşünüyorum. Mutlaka bir şirketin bu işe yani üst seviyede bir şemsiye görev yaparak. Ben iki tane şey söyleyebilirim. Birincisi bu durum yurt dışında da aynı. Yani gittiğimizde görüyoruz. Hiç farklı değil. Her yerde atılmış, gelişim üzere bırakılmış diyelim. Buna benzer cihazlar var. İkincisi de şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi konuyla ilgili bir uzmanlığım yok doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bu yeni bir trend. Mutlaka regülasyonlarla, bir takım düzenlemelerle, öğrene tabii ilerleyecek. Yani bu yeni bir teknoloji, 1-2 yılın konusu. Ama tabii evet, tıpkı toplu taşımanın tabii, bir tabii, kanunu varsa, tabii, mevzuatı varsa, tabii, bunun da bir mevzuatı mutlaka, mı? Mutlaka bir takım ince ayar düzenlemelerle bir ete kemiğe bürünüp, rahatsız olunan noktaların iyileşmesine doğru gidecektir. Dünyada ve Türkiye'de de öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Ama yani mikro mobiliteden bence çünkü gelişen pil teknolojisi ve kalabalıklaşan şehirlerde. O zaman biraz mikro mobiliteyi açalım. İşte bu bahsettiğimiz skuter bisikletler aslında bakarsanız. Yani bu, onların altında da mikro bazı şeyler, uygulamalar çıkabilir mi ileride? Yok. Ben bunu kalkmayacağını, bir trend olarak devam edeceğini düşünüyorum sadece. Yani benim bu hayatımıza yerleşti. Bence yerleşir ama ince ayar regülasyonlarla devam edeceğini düşünüyorum. Peki şimdi Hindistan'a girdiniz. Hindistan'ın işte yakın komşuları yani onlarla tarihsel bağ olan işte Pakistan, Bangladeş gibi Pakistan'da ülkeler. Da iş yapıyoruz. Evet, İslam oralardan ne durumdasınız? Orada da işler yaptık. Biz kendimizi şöyle konumluyoruz aslına bakarsanız. Şimdi bu batılı ülkelerde ki standartlar da az önce konuştuğumuz gibi yani başka coğrafyalardaki ihtiyaçlar birbirinden farklı. Evet. Yani mesela ben Viyana'ya gidiyorum işte Paris'e gittiğinizde veya bir başka gelişmiş batı şehrine gittiğinizde anlayışlar da birbirinden farklı. Yani hatta yani zımni olarak bunu söylemiyorlar ama idareler bunu bence biraz artık sosyal sorumluluk projesi görüyorlar toplu taşıma işini. Denetim yok. Yani ya bırakmış zenginlik var. Tamam ya yani ekonomik olarak yapıları buna uygun. O yüzden çok stresle yönettikleri bir başlık değil. Altyapılara buna uygun. Ama yani bizim gibi ülkelere geldiğinizde, Afrika gibi ülkelere gittiğinizde oralardaki ihtiyaçlar ve şeyler birbirinden farklı. Şimdi biz o yüzden az önce şehirleşme oranının görece düşük olduğu Afrika ve Asya pazarını çok daha fazla önemsiyoruz. Yani bugün Viyana'ya gittiğinizde veya Kanada'ya gittiğinizde orada zaten altyapılar hazır, standartlar çok yüksek, ihtiyaçlar artık farklılaşmış, başka bir yere gelmiş durumda. Ama yani ben geçen hafta Almanya'da fuardaydım, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki yetkiliyle, ulaşım dairesiyle alakalı bir yetkiliyle sohbet edebilme fırsatı oldum. Yani bizim katalogdan kartı falan gösterdiğimde toplu taşıma idaresinin başındaki kişinin konudan hiç haberi yoktu. Enteresan. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar bakir. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Biz onların ihtiyaçlarına daha uygun çözümler üretebiliyoruz. Daha esneyiz. Daha rekabetçiyiz. Kültürlerimiz, dillerimiz daha yakın. Benim Fil Dişi Cumhuriyeti'nde şimdi bir sürü arkadaşım var. Şimdi gideceğiz oraya. Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta. Yani daha dilimiz tutuyor onlarla. Daha onlarla yani bizimle de çalışmayı istiyorlar açıkçası geldiklerinde. O yüzden biz daha çok fokusumuzu Afrika ve Asya pazarına doğru çevirmiş durumdayız. Son sorum, sona en iyi soruyu sona sakladım. Sizin bir tek kart hikayeniz var. Yani tek dokunuşta her şeyin halledilebileceği bir aplikasyondan bahsediyor. Daha doğrusu bir şey, yani cep telefonuna yüklenen bir aplikasyon. Bununla diyorsunuz ki hayatımızın her alanında, yani bütün ödeme sistemlerinde, bu ödeme sistemleri, ulaşım olabilir, işte bir müzeye giriş olabilir, bir lokantada ödeme olabilir, aklınıza gelebilecek her yer. Tek bir tanımlanmış yazılımla bunu çözmeyi hedefliyoruz diyorsunuz. Evet. Ya şöyle, yani cebinizdeki kartları taşımak yerine. Hatta bunu mobile taşıyıp. Mobile taşıyıp. Hatta evet. Telefonla. Ya iki tane konu var dünyada, iki tane trend var. Bir tanesi mobilizasyon, yani cep telefonları üzerinden işlem yapmak
ve artık başka yük taşımamak yani. Evet. Ödeme araçlarını da artık bunu yapmak. Telefonlar artık telefon değil. Bütün işlerimizi gördüğümüz nedir o? Bankacılıkla başlayan, önce telefondu, sonra internet vesaire bir sürü hizmet alabildiğimiz, işimizi görebildiğimiz bir yere dönüştü. Artık dünyadaki trendler de diyor ki affedersiniz, cep telefonu bir ödeme aracı olarak da kullanılabilsin. Evet. Bunu QR'la yapsın, işte okutarak yapsın, NFC'yle yapsın diye şimdi teknolojik detaylarına girmeyeyim. Bir araca dönüştü. İkincisi de bankacılık sisteminde bir liberalleşme, nasıl söyleyelim, esneme. Biraz evet. daha serbest pazara doğru liberalizasyon eğilimi var. Yani şöyle bankacılıkta işlevleri açısından hani bir bakışla şu iki gruba ayrılıyor. Bir klasik konvansiyonel bankacılık işleri, iki bir de operasyonel bankacılık işleri. Faturalarınızı ödediğiniz, evet. havalelerinizi yaptığınız, günlük işlerinizi gördüğünüz, satın almalarınızı yaptığınız işler. Biz bunların hepsini birleştirip bu 20 milyonun üzerindeki insanları bir araya getirip yine sahadaki gerek yerel idareler gerek özel şirketleri paydaş haline getirip bir platform üzerinden telefonlarıyla insanların en sonunda birinci günde kartla bütün işlerini görebilecekleri bir dünya ve bir kart kurmayı planlıyoruz. Hizmet diyorsun. Hayal ediyoruz. Peki, bekliyoruz o dünyayı. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Hakan Özyürek'le konuştuk. Şimdi birazdan Berk Ündeğer gelecek. Infinitium Teknoloji CEO'su. Evet, şimdi yine akıllı teknolojilerden ve kent yönetiminden konuşacağız ama akıllı sistemlerin toplu taşıma uyarlanmış halinden bahsedeceğiz. Toplu taşıma uyarlanmış hali derken, kentlerin hem yaşamsal olarak daha iyi ve daha konforlu hale gelmesini sağlayacak, hem de bu arada gerçek anlamda kentlerde daha tasarruflu toplu taşıma yapılabilmesinin de yolunu açan sistemler var. Bunları konuşacağız. Infinitium Teknoloji CEO'su Berk Ündeğer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Berk. Hoş bulduk. Bir kendinizi anlatın seyircimize. Kimsiniz? Kariyerinizle ilgili bir şeyler anlatmanızı tabii, rica ediyorum. Tabii. Ben İstanbul doğumluyum. İstanbul'da doğma büyüme. Sonra tahsilim için ilk başta İtalya'ya gittim. İtalya'da uluslararası finans ve ekonomi alanında çifte anadal yaptım. Daha sonrasında bu tahsilimi bitirmek için New York'a taşındım. New York'ta okumaya devam ettim. Bu süreçte de işte New York'ta çalışmaya başladım. Çalıştım. Bir lojistik firmasının finans departmanında çalışıyordum. Daha sonra
bu öğrenciliğim esnasında hem çalışmamı da birleştirerek İtalya'daki bu fide yetiştiriciliği vesaire, Ferrara bölgesindeki yapılar, Türkiye'deki tarımın biraz çağın dışında hareketlerini gözlemlediğim için işte o bölümdeyken, ailemin de böyle bir girişimi vardır ayrıca tarımla alakalı. O toprak analizlerini aldım, İtalya'ya götürdüm. İşte toprak analizlerinin sonrasında yeni anaç kökler, hibrit anaç kökler vesaire, bunları getirdim. Japonya'dan etkin mikroorganizmalar derken bir girişimci ruhumu ortaya çıkartmış evet. oldum. Okumamla birlikte bunu da birleştirdim. İşte daha sonrasında çifte ana dalımı uluslararası finans ve ekonomi üzerine yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Evet. Tabii orada finans sektöründe, Amerika'daki finans sektöründe hem finans okuyup hem finans sektöründe dünyanın evet tabii. sayılı lojistik firmalarından bir tanesinin New York Hub'ında finans departmanında okuyunca çalışınca size bayağı bir farklı görüş açıları sunuyor. Bayağı bir yaklaşımınız değiştiriyor. Orada aldıklarımı da buraya implement edebilmek için geldim. Burada ilk başta işte belli girişimleri yaptım. Bir lojistik firmasının, ki ailemin dahil olduğu bir lojistik firmasının Almanya iştirakinin yönetimine geçtim. Almanya iştirakinin yönetiminden sonra yine Türkiye'nin daha karlı bir pazar olduğuna kanaat getirdik. Yani çünkü orada stabil bir büyüme vardı ama buralar o zamanlar daha emerging market durumundaydı. Dedik ki biz burada belki high risk high return dediğimiz, hani yüksek risk yüksek getiri, yüksek büyüme potansiyeli olan pazar olarak seçtik. Daha sonra buraya döndüm. İşte tarımla ilgili şeylerimi devam ettirdim. Onları derken benim aklımda hep tabii işleyişler ve neyi nereye nasıl implement edebileceğimiz süreçleri, analizi, biraz da meraklı ve şey bir insanımdır. Yani hani yanlış giden şey varsa onu düzeltmeye çalışıyorum. Kendimle alakalı da veya kolay yapılabilecek bir şey varsa bunun, hani bir de bizim belki atlıyor gibi oluyorum ama bizim yok, jenerasyonumuz hani Z jenerasyonunun bir öncesi, belki bir iki öncesi ama biz teknolojiyle bir şey merak ettiğimizde, ben ilk başta meydanlar Ruslar, Ana Britanikalar, hani onları açıp okurdum. Google'lar. Sonra evet. Google'a geçtik ve hani bu benim çok için... böyle kesişim noktasındasınız aslında. Evet. Yani ikisinin birinin başlayıp diğerinin bittiği evet. yerde. Ve onun yani eskinin ne kadar zor olduğunu, yeninin ne kadar kolaylaştırdığını, aslında çığır açtığını takdir edebilecek noktadayız. O yüzden de onu görüp şimdi bu süreçlerin buna dönüştürüldüğünü gördüğümüzde artık bunların yapılmaması veya işte dijitale dökülmemesi, onların birbiriyle konuşturulmaması gibi şeyler size aslında çok basit hatalar gibi gözükmeye başlıyor. İşte bunları görünce de dedim ki, hatta bir board üyeleri vardı bir firmanın, global board'u. Evet. Onlara anlattım. Dedim ki ya dedim benim her şeyi kapsayıcı baştan sona mühendislik firması oluşturma niyetim var dedim. Tabii bunda global olan belli firmalar var bunu yapan, hani bir elin parmakları kadar ama evet. Bizim Türkiye'de veya erişilebilir olan yoktu. Bir örneği yoktu. Bir evet. örneği yoktu. Yani çünkü biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki tabii toplu ulaşım vesaire oralarda çok aktifiz. Çünkü bunlar çok aktif, çok faal ve insanlara direkt dokunan yapılar olduğu için tabii. Karar alımı daha hızlı olabiliyor. Ama bunu işte KOBİ'lere de yayabilmemiz gerektiğini düşündük. Şimdi belli harcı alem büyük mühendislik firmaları var. Ama bunlardan alacağınız bir switch veya işte bir sigorta veya bir backbone, işte yani oluşturacağınız yapı KOBİ'lere çok pahalı gelebiliyor. Bunun bu devirde daha ulaşılabilir olması lazım. Peki, Infinity'yi mu böylece kurmaya karar verdiniz? Evet.
Nasıl kurdunuz? İlk nüvesini atarken ya da ilk nüvesini, ilk tohumu atarken nasıl başladınız? Şimdi Infinity... Buraya doğru geleceğiz yani. Tabii. Evet, oradan buraya doğru. Infinidium ilk başında aslında benim ailemin de ortak olduğu iki ortaklı bir yapı şeklinde sadece bir lojistik firmasına münhasır hizmet veren bir firmaydı. Evet. Bu tabii Amerika'daki işte bu mortgage krizi vesaireden sonra teknolojiyi daha fazla firma içeriye çekmeye başladı. Ve dedi ki biz bu firmadan hani daha fazla ürün almayacağız. Bize münhasırlığınız belli bir süre sonra bitiyor. Biz o zamana kadar yaşıyor. Ondan sonra daha pasife geçmiş. Evet. Ben 2015 senesi sonu gibi geldim. Dedik ki biz burada bir Ar-Ge merkezi yapacağız. Biz burayı mühendislik firması yapacağız. Bizim hayal ettiğimiz işleyişlerde gördüğümüz bozukluklar, birbiriyle konuşmayan yapılar, bunların hepsini birbiriyle konuşur kılacağız. Çünkü işlerin hepsi yani dışarı çıkarttığınızda, bir dijitale döktüğünüzde cihazların birbiriyle konuşmaması, cihazların efektif konuşmaması aslında sizin şirketinizde birbiriyle konuşmayan, birbiriyle anlaşamayan departmanlar gözüküyor. Yani bir kişinin birine doğru bilgiyi... 40 kişinin olduğu bir yerde bir kişilik işin üretilmesi gibi bir şey yok. Bu da öyle. Ve aynı zamanda işte çalışan ekosisteminde bir kişi bir mail'i aktardığında ya da bir projeyi aktarırken datayı ne kadar az verirse outcome da o kadar az olacaktır. Evet. Başarı da o kadar zorlaşacaktır, az olacaktır. Bu aynı şekilde sistemler için de geçerli. Siz birbiriyle native veya harmoni içinde konuşmayan sistemler kurmaya başladığınızda ne oluyor? İşte sizin çıkarabileceğiniz data adediyle sizin işleyebileceğiniz data adedi uyuşmuyor. Burada belki bir cihazdan 100 tane data alabiliyorsunuz. Çok zengin bir data var. Çok zengin bir data ama var. Ama siz bundan ne kadarını ve neyi alacağınızı aynen bilemiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Neyi alacağınızı bilemiyorsunuz. Bilseniz bile kurduğunuz belki yazılım bunu işlemeye uygun değil. Tabii. Çünkü o başka bir third party, evet, başka bir üçüncü kuruluşun çözümü. Burası başka bir çözüm. Bunu bütün sağlayana baktığımızda işte dediğim gibi belli firmalar vardı ama bunlar ulaşılabilirin ötesindeydi. COBİ'ler için veya işte bizim ölçeğimizde. Çünkü bizde hani genelde bunlar yurt dışı firmaları olduğu için tabii yabancı döviz cinsiyle fiyatlama yapıyor. Bu çok riskli geliyordu firmalara vesaire. Esnekliği yoktu. Biz dedik ki bu esnekliği getireceğiz. Bu esnekliği getirirken de tabii yol üstünde çok fazla şey öğrenmeye başladık. Biz de gelişiyoruz. Biz de değişiyoruz, büyüyoruz. Bununla birlikte işte biz de bir kabuk değiştirdik. Biz tamamen dedik ki biz bazı şeyleri yapacağız, işte bazı şeyleri dışarıdan alacağız ama biz işin nihayetinde global bir oyuncu olmaya doğru gideceğiz dedik. Evet. Şimdi de o hareketlerimizin... Peki, esas getirdim işlevsel olarak yani şunları, şunları, şunları yapıyoruz. İleride şunları da yapmaya başlayacağız. Yani şu an mevcut portföyünüzde bulunan, iş portföyünüzde bulunan, ürün gamınızda bulunanları bir anlatmanızı rica ediyorum. Sonra buradan şuraya doğru gitmeyi düşünüyoruz. Yani yeni geliştireceğimiz modellemede şunlar da olacak diye. Bir defa o kontrol sistemlerini anlatmanızı istiyorum. Tabii. Yani bütün hepsini anlatmaya başlasam şimdi sabaha ederiz. Var, vaktimiz var. 15 dakikadan fazla vaktimiz tamam var. Merak etme. Şimdi bizim genel yönetimsel yazılımlarımız, bunları konuşturduğumuz cihazlarımız var. Hem ara cihazlar hem de uç nokta cihazlarımız var. Gateway'lerimiz var. Bunlarla sistemler tasarlıyoruz. Ve bunun yanına diyoruz ki biz projeciyiz. Evet. Projeyi dinliyoruz. Diyoruz ki size ne gerekiyor? Bunların yanına destek üniteleri olur. Sensörler olur. Gerekiyorsa kendimiz tasarlıyoruz. Gerekiyorsa dışarıdan alıyoruz. Bizim çünkü entegratör bacağımız da var. Tabii. Olmak da zorunda tabii ki de. Bunlarla beraber misal tesis yönetimi yapıyoruz. Tesis yönetiminde bir tesise giren insanlardan pick listine kadar task manager, işte görev yönetimi,
kim neyi yapabilir, neyi yapamaz. İşte insan kaynakları programı varsa veya girdileri varsa o kişinin orada o gün olması gerekiyor mu? O saatte orada olması gerekiyor mu? O hareketi bir raftaki işte B24 rafına biz ona görev atamışız veya işte kurum görev atamış. Ama bu kişi elini B23 rafına soktu. Bu kişi niye buraya soktu? Orada işte kameraları tetik yolluyoruz, resimlerini çekiyoruz. Kişiden bir girdi yapmasını bekliyoruz, kartını tanıtıyoruz. Daha sonra bunların geri dönüşleri yapıldı mı, yapılmadı mı onlara bakıyoruz. Tamamen iç tesis yönetimini yönettiğimiz bir yapımız var. Bunun dışında toplu taşımada toplu ulaşımda çok büyük çözümlerimiz var. Onlardan bahsetmedim. Çünkü onlar çok heyecanlı şeylerdi. Anlattınız bana yayından önce. Tabii. Müthiş. Yani. Tabii. Toplu taşımada çok iddialıyız. Ne yapıyoruz? Biz aslında araçların üzerinde dolaşan dataları, kara kutu adını verdiğimiz, black box adını verdiğimiz bir telemetri cihazımız var. Bunu araç gerektiğinde araca konumlandırıyoruz ama herhangi bir elektronik yani elektronik kontrol ünitesi olan bir makina, bir dış ortam cihazı vesaire bunlara da konumlandırıp içeriden dataları çıkartabiliyoruz. Bunları bu ekosistemde aracı... Mesela ne tür datalar alıyorsunuz otobüsten? Şimdi, otobüsün yakıt kullanımı, yanlış kullanımı, şoförün yanlış hatalı kullanımı gibi pek çok şeyi tabii. Anında kontrol edip önlem alabiliyorsunuz. Tabii ki de. Yani şoförün ne derecede frene bastığı, öndeki araçla çarpışma mesafesi ne seviyedeydi, hangi saniyede uyarıyı aldı ve bunları milisaniye yani saniyede 10 kere data yazarak, saniyede 10 kere dataları alarak diyoruz ki şu milisaniyede, şu pozisyonda, fren bu pozisyondaydı, gaz pedalı bu pozisyondaydı. O arada balata kalınlıkları şu seviyedeydi, fren tank basıncı bu seviyedeydi. Daha sonrasında ondan önce bakım yapılmış mı vesaire bu aftermath dediğimiz yani bir olay sonrası analizini çıkartıyoruz. Yani kaza yeri tutanağı gibi bir şey çıkarıyorsunuz. Tabii ki, evet. Tabii ki de. Ve bunun derininde daha önce bu araç arıza vermiş mi? Aracın o sırada beyninde arıza var mıydı? Bu arıza kodunun karşılığı ne? Yürütülmesi gerekiyor mu? Yürütülmesi gerekmiyor mu? Yürütülmemesi mi gerekiyor daha doğrusu? Bunun gibi şeyleri alıp hem de sürücüye de verebiliyoruz. Sürücüleri de aynı şekilde puanlayabiliyoruz. 100 kilometre, misal olarak veriyorum, 100 kilometrede yapılan hata puanlarında kurum içindeki sıralamasını iletiyoruz. Diyoruz ki sen birincisin, bravo. Evet. Ya da 99.sun, maşallah gibi şeyler söyleyebiliyoruz sistem üzerinden. Bunlar da tabii... Bunlar direkt aksiyon. Tabii doğrudan şey. Kaliteye yansıyor yani. Kesinlikle. Kent işi taşımada çünkü, kaliteye. İnsan taşınıyor, can taşınıyor. Tabii. Hani yük taşınan araçlarda da varız ama bunlar can. Hani yapılan şeyin bir hizmet kalitesi var, bir de can sağlığının gözetimi var. Kamu sağlığı, kamu faydası evet. açısından. Burada yapılan bir ani fren bile bu yükte, bu tonajdaki araçlarda çok farklı etkilere yol açabiliyor. İnsanlar yerinden uçabiliyor vesaire evet. gibi sakatlıklar doğabiliyor. Tabii bunları iyileştirmesi açısından. Onun dışında araçların yaktığı muazzam bir yakıt var. Bu hem çevre duyarlılığı için çok önemli bir konu. Çünkü bunlar genelde Türkiye'de mazot araç. Evet, mazotlu tabii. araç kullanılıyor. İşte karbon salınımı ile alakalı bu araçların geçtiği rotalarda şimdi belli yerlerde bu araçlar rölanti yapıyor. Ama rölanti yaptığı süreler aslında olağanın dışında. Evet. Bunu hem park pozisyonunda yapabiliyor veya bizde aslında belki de çok fark etmediğimiz bir kavram ama okul bahçesinin önünde otobüs 5 dakika, 10 dakika bekleyip rölanti yapabiliyor. O çocukların o egzoz solumasının yarattığı gereksinimi yok. Ve bu aksiyon alınabilir bir şey. Ve mesela bunu önlüyorsunuz, görüyorsunuz ve önlüyorsunuz. Tabii yani bunu aslında İstanbul gibi kurumlar bize öğretti. Hani İstanbul gibi idareler dediler ki biz işte
burada şu alanlarda yapılmasını istemiyorum. Çaresiz bana oralarda, kalıyoruz. Ne yapabiliriz? Bana oralarda işte rölanti yapıldı mı haber ver vesaire hani gibi konulara girildi. Biz de oradan tabii ki de hani yoksa biz kamu toplu taşımada bu hizmeti nerelerde veriyorsunuz? Yani İstanbul'da veriyorsunuz. Tabii İstanbul'da veriyoruz. İstanbul'da çok kapsamlı veriyoruz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm evet. toplu taşıma araçlarında bu kaza öncesi ya da yani hem önlem alıcı, önleyici hem kaza sonrası kaza tutanağı tabii. benzeri tutanağı oluşturmada. Ve tabii fayda çünkü fayda, tabii, bu evet. kadar büyük yapılarda sosyal faydayı sağlamak çıkartılan yani. Datalar inanılmaz bir şekilde işleniyor. Hem yakıt tasarrufu, hem bakımdan tasarruf fazla etkisi var. Çünkü arka planda bizim önleyici bakım platformumuz da var. Kendi yazılımla beraber verdiğimiz kendi... Yazılımlarınız kendinize ait. Evet. Tamamen %100 yerli. %100 yerli, kendi milli sermaye diyebileceğimiz. Zaten çoğu ürünümüzün dediğim kendi ürettiğimiz ürünler sağladığımız ürünün %80'i kendi ürettiğimiz üründür, öyle söyleyeyim. %80'i olan üründe de genelde %91 üzeri yerli malı balımız var. Yerli malı belgemiz vardır. Evet. Yurt dışında nerelerde varsınız? Yurt dışında Irak bölgesinde yani işte yani Bağdat'ta. Bağdat Basra'da. Bağdat Amerikan Üniversitesi yapıldı. Onun altyapısını biz kurguladık zaten. Onun dışında Dubai, Londra ofislerimiz var. Buralarda aktif faaliyetler gösteriyoruz. Daha bu sene yine Romanya'da ofisimizi açtık. Amerika ofisimizi şu anda imzaları atılmış durumda. Orada da yine kamusal şirketlere mi çalışacaksınız? Şirketlere de yapıyoruz, kamuya da yapıyoruz. Yani yurt dışında aldığımız belli bölgelerde ihaleler var. Şimdi hani açıklayamıyorum maalesef. ama belli bölgelerde aldığımız ihaleler var. Onlarla alakalı hem bölge hem de district gibi davranarak biz şey yapıyoruz. Oralardan yönetiyoruz. Bu operasyon kapasitesini, şu andaki kapasiteyi 100 olarak kabul edersek, şu andaki kapasitenizi, önümüzdeki yıl ya da önümüzdeki 5 yılda bu kapasiteyi nereye taşımayı düşünüyorsunuz? İnsan gücü açısından İnsan gücü ve şey operasyonel kabiliyet açısından. Yani biz yani araçlara ve kurumlara verdiğiniz hizmet açısından söylüyorum. Daha doğrusu database'inizin ne kadar büyüyeceğini düşünüyorsunuz? Yani database'imiz olarak bakarsak çok büyüyeceğiz. Yani %400 gibi bir öngörümüz var. Aldığımız yani şimdi datanın büyüklüğü olarak değil, katacağımız ekstra datalar olarak söyleyeyim. Çünkü database'imizin büyüyeceği rakam yani 4'ün çok daha katı olacaktır. Yeni anlaşmalarımız vesaireyi kattığımızda bile hani 2023'te bir en az çarpı 9 gibi bir şey görebiliyoruz. Ama dataların şeyindeki adedindeki gelecek dataların başlığı diyeyim. Bunlar iyice artacak. Yani 4 katına çıkacağını söyleyebiliriz. Biz de daha çok iş yapacağız, daha çok işleme yapacağız, daha çok yurt dışına gideceğiz diyorsunuz. Daha çok evet platformlarımızı besleyecek. Tabii. Biz bir yandan da bir data işleme firması. Bu yüzden hani bize gelecek datalar bize daha çok katkı olarak dönüyor. Sağlayacaktır. Peki Berk Bey, teşekkürler. Oturun lütfen, kalkmayın. Berk Ündeyer'le konuştuk. Infinidium Teknoloji CEO'su. Şimdi çok kısa bir ara.